hakimiyetin şeyini müdahaleyi reddetmektir. Bakın bu Ayasofya'nın açılması, açıldıktan sonra devletiz dedik. Ondan evvel devlet değildik. Hükmedemediğimiz bir toprak var vatanımızda. İsterse bir karış olsun. Bir karış vatan içerisinde hükmedemediğin yer varsa ora vatan değildir. Ha, vatan değil, toprak parçasıdır. Ayasofya'nın o kadar ehemmiyeti var. O kadar büyük ehemmiyeti var. Bir karış toprak, 770 bin kilometre karede bir karış toprağa hükmedemiyorsan orası vatan değildir. Ora toprak parçasıdır. Oraya da hükmettin mi oldu vatan. Tamam. Ayasofya o kadar mühimdir yani. Ayasofya o kadar mühim. Alemde Cenab-ı Hakk'ın hükmedemediği iğne deliği kadar bir yer varsa o Allah değildir. Allah mutlak hakimiyet sahibidir. İğne ucu kadar başka bir mahluka bir muhtariyet verse veya olsa, muhtariyeti olsa, o zaman alem fesada gider ve rububiyet olmaz. Rabb-i Rahim'imiz, o Rab değildir yani. O Rab değildir. Diyor ya o tabiat, tabiat perest ve tabiat. Evet diyor yani kabul ettik de, ya iğne ucu kadar bir yerde bir şey olsa yani, senin yaptığından ayrı bir şey olsa ne olur ki? Senin şan uluhiyetine bir eksiklik mi gelir? Onu cevaplıyor. Evet, ne diyor? El cevap, bazı risalelerde gayet kat'i ispat ettiğimiz gibi hakimiyetin şeyini, müdahaleyi reddetmektir. O kadar. İğne ucu kadar değil, mikron, milimetrenin binde biri kadar bir yere hükmedemiyorsa bütün şu alemde, uzayda, o Rab değildir. Orada hakimiyet yoktur. Şimdi Ayasofya'nın toprak parçası olarak ne kadar yerdir? Sen der ki, ne bileyim, 2 kilometre kare yer olsun yani. Yok, 500 metre böyle, bir şey bir yer. Koskoca 770 bin kilometre kareye nedir yani bu? Öyle değil. Hakimiyet meselesidir bu. Oraya hükmedemiyorsa bu devlet devlet değildir. Bu toprak da vatan değildir. Hakimiyet ortak kabul etmez. Onun için mesela ne kadar müsbet bir faaliyet içerisinde olursa olsun, devlet kuvvetinin dışında teşekkül eden bir kuvvete devlet asla müsaade etmez. Etmemesi lazım. Ya işte bütün her şeyle size destek veriyor, şey diyor, öyle değil. İşte meşhur padişah zamanında Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin müridanı meselesi. Kuvvetlenince padişah telaşa düşüyor. Müritleri çoğalınca padişah telaşa düşüyor. Halbuki herkes biliyor, herkes alem biliyor ki Hacı Bayram Veli Hazretleri orada manevi eğitim yapıyor. Öyle değil. Kendi kontrolünün dışında bir güç ne kadar müsbet manada olursa olsun teşekkül ederse devlet müdahale eder ona. Çünkü hakimiyet ortak kabul etmez. Basit maddelerde, devletçiklerde, padişahçıklarda bu böyle olur da alemlerin Rabbinde noksanlık olur mu? Olmaz. İman etti ama yine şeytanlık yapıyor. Dikkat ediyor musun? İmana geldi. Senin dediklerine karşı gelmek mümkün değil dedi. Biz de kelime-i şehadet getirdik dedi. Yine çürük var bak. Orada film yapmak istiyor. Birazcık, azıcık birisi bir şey yapsa ne olur diyor.
Hakimiyetin şeyini müdahaleyi reddetmektir. Evet. Hatta en edna bir hakim, bir memur daire-i hakimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor. Hatta hakimiyetine müdahale tevehhümüyle bazı dindar padişahlar halife oldukları halde masum evlatlarını katletmeleri, bu reddi müdahale kanununun hakimiyette ne kadar esaslı hükmettiğini gösteriyor. Şimdi o da bir şey, böyle efendim cinayet işlenmişler padişahlar. Kendi evlatlarını öldürmüşler, kardeşlerini öldürmüşler. Doğru, öldürmüşler. Ankara Harbi'nden sonra, Timur'la Yıldırım'ın harbinden sonra 1402, Yıldırım'ın 5-6 tane oğlu vardı. Ve bunlar birbirlerine düştüler. İster istemez. Hepsi taht kavgasına girdiler. Acaba kaç kişi öldü dersiniz? Kaç yüz bin kişi öldü dersiniz o mücadelede? En nihayet Çelebi Mehmet hakimiyet sağladı da devlet, zaten ikinci kurucu derler ona, devlet kurtuldu. Osmanlı üleması akıllı, büyük insanlardı. Çelebi Mehmet'in etrafında toplandılar. Diğerlerine karte ettiler. Ettiler de kaç yüz bin kişi öldü. Yani o vatandaşta, vatandaşın içinde ölen bir adamın kıymetiyle Yıldırım'ın oğlunun kıymeti çok mu değişikti birbirinden? He? Yani o çok mu kıymetsizdi? Yani o vatandaş insan olarak çok mu kıymetsizdi Yıldırım'ın bir oğlundan? Eğer Yıldırım zamanında yani 7 oğlunu teke düşürseydi, bilmem kaç yüz bin kişi ölmeyecekti. Hangisi cinayet? Hangisi cinayet? Boş konuşma. Boş konuşma. Evet, böyle şeyler olmuş ama devlete pürüz çıkarma ihtimaline binaen ciğerine tuz basa basa o işi yapmışlar. İşte yapmayan Yıldırım bilmem kaç yüz bin kişinin ölümüne sebep olmuştur. Çok mu iyi oldu yani? Yıldırım Bayezid varsın cinayet işlemiş olsundu da 5-6 çocuğunu, oğlunu bire düşürsündü. Bu kadar insan da ölmesindi. Hangisi karlı? Sokaktaki adamın kanıyla, canıyla Yıldırım'ın oğlunun kanı, canı çok mu farklı bir şey yani? Cinayet cinayettir, can candır. Evet, buyurun. Bir nahiyede iki müdürden tut, ta bir memlekette iki padişaha kadar hakimiyetteki istiklaliyetin iktiza ettiği men-i iştirak kanunu tarihi beşerde çok acip her cümercile kuvvetini göstermiş. Tekrar. Bir nahiyede iki müdürden tut, ta bir memlekette iki padişaha kadar hakimiyetteki istiklaliyetin iktiza ettiği men-i iştirak kanunu tarihi beşerde çok acip her cümert ile kuvvetini göstermiş.